Arkadaşlar merhaba, Türkçehane'ye hoş geldiniz. Limit AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere kafiye, redif ve ahenk unsurları ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin 40 asırlık bir mabedin içine. Bu dizelerle görsek duvarda bize heyecan verir, bizi sarsar bir sülüs yazı, bir parça yeşil çini. Sözlerinin tümü kullanılarak çapraz düzeninde bir dörtlük kurulmak istenirse aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur demiş. Hatırlarsanız bu ve buna benzer soruları daha önceki testlerde çözmüştük. Mantığımız önce şu. Çapraz uyak düzeni nasıl? Önce bunu anlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi A, B, A, B şeklindedir çapraz uyak düzeni. Yani 1 ile 3, 2 ile 4 kendi içinde kafiyeli olması lazım. Şimdi ben birinci dizeye A, ikincisine B, üçüncüsüne A, dördüncüsüne de B diyorum. Çapraz uyak düzeni oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, üçüncü dizeyi bulmam lazım. Üçüncü dizenin son kısmını. Bunu bulabilmek için dikkat edecek olursanız birinci dizenin son dizesiyle benzer seslere sahip olması lazım. Şimdi 1, 2, 3 ve dördüncü parçalara baktığımda benzer sesin sadece birincisinde olduğunu görüyorum. Bakın duvarda sözcüğünün benzer olduğunu görüyorum. O zaman ben ne yaparım arkadaşlar? Üçüncü dizenin sonuna bir derim. Dördüncü dizenin sonuna bakacak olursam yani dördüncü dizenin sonuna hangisini getirmem lazım? Tabii ki asırlık bir mabedin içini derken bununla benzer seslere uygun seslerin olması lazım. Çapraz uyak düzeni oluşabilmesi için. Yine verilen parçalara baktığımda bakın verir, yazı, çini sözcüğünü görüyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 4 numaralı parça 2 numaralı parçayla daha çok uyuşmaktadır. O zaman nedir arkadaşlar? Ben buraya da 4 derim. Şimdi şöyle baktığımızda seçenekleri incelemiş olalım. Bakın 3 ve 1 demiş. Benzer mi? Değil. Elemiş olurum. 2 ve 4 demiş. Benzer mi arkadaşlar? Değil. 4 ve 1 demiş. Benzer mi? Değil. Tam tersini bulmuştuk hatırlarsanız. 2 ve 4 demiş. Benzer mi? Benzer değil. Bunu da elemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi E seçeneğinde 1 ve 4 var. Bu da bizim yaptığımız seçeneğe uygun olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Sivas ellerinde sazım çalınır. Bu dizeden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilirse iki dize arasında ötekilerden farklı bir kafiye oluşur diyor. Arkadaşlar çalınır sözcüğüne bakalım. Çalmak kelimenin kökü çalmaktan çalınmak olmuş. Ir da burada nedir? Geniş zaman kipek olarak karşımıza çıkar. Şuradaki ın da çalmaktan çalınmak olduğu için fiilden fiil yapım eki. Geriye de gördüğünüz gibi al sesinin kaldığı görülmektedir ya da çal sesinin kaldığı görülür. Şimdi seçeneklere bakmış olalım. Bölünür kelimesinde bölmek kelimenin kökü bölmekten bölünmek olmuş fiilden fiil yapım eki. Ür de burada geniş zaman eki. Arkadaşlar ünürler yine yukarıda olduğu gibi redif olur. Geriye sadece L sesinin benzer olduğunu görüyoruz. Çalınır ve bölünür sözcüklerinde. Bu da neyi oluşturur arkadaşlar? Bu da yarım ya oluşturur. B seçeneğine baktığımızda delinir sözcüğünü görüyoruz. Delmek fiil. Delmekten delinmek olmuş fiilden fiil yapım eki. İr de geniş zaman eki. O zaman şuradaki inir sözcüğü burada da redif olur. Geriye kaç ses benzerliği kaldı? Bakın yine sadece L sesinin benzer olduğu görülmektedir. Bu da neyi oluşturur? Yarım uya oluşturur. C seçeneğinde bulunur sözcüğünü görüyoruz. Bulmak kelimenin kökü. Bulmaktan bulunmak olmuş. Fiilden fiil yapım eki. Ur da geniş zaman eki. O zaman buradaki unurlar redifi oluşturur. Çalınır ve bulunur sözcüğünde yine L sesinin ortak olduğu görülmektedir. Burada da ne var arkadaşlar? Yarım uyak var. Çalınır ve bilinir sözcüğüne baktığımızda kelimenin kökü bilmek, bilmekten bilinmek olmuş, ir de geniş zaman eki. O halde inir, redif olarak kullanılır. Şuradaki L sesinin ortak olduğu görülür. Bu da diğerleri gibi yarım uyak olarak kullanılmıştır. E seçeneğine baktığımızda ise kalınır sözcüğünü görüyoruz. Kalmak kelimenin kökü, kalmaktan kalınmak olmuş fiilden fiil yapım eki, ır da geniş zaman eki. Bakın şuradaki ınırlar çalınırdaki gibi aynı görevde kullanılan ekler olduğu için redif olur.
Geriye de ne kaldı arkadaşlar? Al seslerinin benzer olduğunu görüyoruz. Bakın geriye allar kaldı. Allar iki ses benzerliğinden dolayı tam uyağı oluşturur. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. A, B, C ve D seçeneklerinde yarım uyak kullanıldığı için bunları elemiş oluruz. Farklı olanı sorduğu için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Birinci ve üçüncü dizede den sesleri rediftir. Bakalım. Derinden ve yerinden sözcüklerine bakıyoruz. Arkadaşlar kelimenin kökü derin. Den nedir burada? Ayrılma halekidir. Kelimenin kökü yer. İnce yeri derken buradaki iyilik eki neye kaynaştırma den de ayrılma halekidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar den burada da ayrılma haleki olarak kullanılmış. Dolayısıyla denler her ikisine de aynı görevde kullanıldığı için ben bunları ne olarak alırım arkadaşlar? Redif olarak alırım. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ikinci ve dördüncü dize nakarattır diyor. Nakarat aynı sözcüklerin şiirde tekrar etmesidir. Bir mısra şeklinde. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Bakın aynı sözler tekrar edilmiş. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Nakarat olarak karşımıza çıkar. B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde çapraz uyak düzeniyle uyaklanmıştır diyor. Arkadaşlar şuna A dersem buna da A demiş olurum. Buna B dersem buna da B demiş olurum. Çünkü farklı şekilde kafiyelendiğini ya da kafiye örgüsünün oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla A, B, A, B çapraz uyak düzenidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci ve üçüncü dizede zengin uyak vardır diyor. Bakın şuradaki denler ayrılma halekiydi. Derin kelimenin kökü geriye kalan ne sesleri kaldı arkadaşlar? Erinler kaldı. Erinler dört ses benzerliğinden dolayı zengin uyağı oluşturur. O yüzden D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise inden sesleri, bakın dikkat edin, tüm dizelerde redif olarak kullanılmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar, tüm dizelerde biz inden seslerini redif olarak almadık. 2 ve 4 nakarat olduğu için zaten komple redif olarak aldık. Ve aynı zamanda 1 ve 3'te de denler redif, erinler zengin kafiyeyi oluşturdu. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde birinci ve üçüncü dizelerde sadece redif vardır diyor. Bakalım. Gezdiğim ve derdiğim sözcüklerine bakıyoruz. Kelimenin kökü gezmek, kelimenin kökü dermek. Şuradaki dıttık eki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki olmuş. Aynı şekilde derdiğim derken dıttık sıfat fiil ekidir. Fiilden isim yapım eki. Benim gezdiğim dersem iyelik eki olur. Benim derdiğim dersem iyelik eki olur. Dolayısıyla deyimler, şuradaki deyimler aynı görevde kullanılan ekler olduğu için nedir arkadaşlar? Rediftir. Geriye de ses benzerliği var mı? Bakın dermek ve gezmek sözcüklerinde sırasıyla baktığımızda herhangi bir ses benzerliği yok. Yani Z ve R'ler farklı olduğu için artık kafiye olayı bizim için bitmiştir. Bundan dolayı da arkadaşlar sadece redif vardır. Burada kafiye yoktur. O yüzden A seçeneği doğru olduğu için bunu elemiş oluruz. İkinci ve dördüncü dizeler hem uyak hem de redif vardır demiş. İkinci ve dördüncü dizelere bakıyoruz. Çöl müdür, gül müdür? Mü soru eki, mü soru eki, dür ek fiilin geniş zaman çekimi, ek fiilin geniş zaman çekimi. Dolayısıyla müdürler aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kalan L sesleri ise tek ses benzerliğinden dolayı yarım uyağı oluşturmaktadır arkadaşlar. Bu da doğrudur. O yüzden ben B seçeneğinde elemiş olurum. Çünkü hem uyak hem de redif var. C seçeneğine baktığımızda çapraz uyak biçiminde uyaklanmıştır diyor. Evet, bakın 1 ile 3, 2 ile de 4 kendi içinde uyaklı olduğu için A, B, A, B uyak düzenine sahip. Bu da çapraz uyağı göstermektedir. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır.
Ünlüleri sayalım hemen. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile hece ölçülü oluşmuş. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. İkinci ve dördüncü dizelerde tam uyak vardır diyor. İkinci ve dördüncü dizelere baktığımızda yarım uyağın kullanıldığını görüyoruz. O yüzden D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır? Bildiğiniz gibi arkadaşlar yarım kafiye redif varsa eğer rediflerden sonraki kalan tek ses benzerliğine denir. Yoldaşları ve taşları sözcüklerine baktığımızda kelimenin kökü taş. Bunu da arkadaşlar yoldaş sözcüğüne kadar çekebilirim. Çünkü buradaki daş isimden isim yapım eki. Bakın lar çokluk eki, lar çokluk eki, ı belirtme hal eki, ı belirtme hal eki. Dolayısıyla ları ekleri aynı görevde kullanılan ekler olduğu için bunlar rediftir. Geriye kalan ses benzerlerine baktığımızda aşların ortak olduğunu görüyoruz. Aşlar iki ses benzerliğinden dolayı tam uyağı oluşturur. Bize yarım uyağı sorduğu için, yarım kafiyeyi sorduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Akacak mıyım, bakacak mıyım dizelerine geldik. Kelimenin kökü akmak. Acak ecek gelecek zaman eki. Bakmak kelimenin kökü acak ecek gelecek zaman eki. M soru edatı. M soru edatı. Y kaynaştırma. Y kaynaştırma. Im birinci tekil şahıs. Im birinci tekil şahıs. Gördüğünüz gibi acak mıyım, acak mıyım ekleri aynı görevde kullanıldığı için rediftir. Geriye kalan ses benzerliğine bakacak olursak aklar benzer sesleri oluşturmaktadır. İki ses benzerliğinden dolayı bunlar da arkadaşlar tam uyak olarak karşımıza çıkar. Bize yarım uyağı sorduğu için bunu denemiş oluruz. D seçeneğinde kucakta ve sokakta sözcüklerini görüyoruz. Kelime kucak, kelime sokak, ta bulunma hal eki, ta bulunma hal eki. İkisini de ta bulunma hal eki olduğu için redif olarak kullanılmış. Geriye kalan ak seslerinin benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı burada da tam uyak vardır. O yüzden D seçeneği de gitmiş olur. E seçeneğinde ise tül düşer, gül düşer sözcüklerini görüyoruz. Bakın düşer düşer. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için nedir arkadaşlar bunlar? Rediftir. Geriye kalan ü seslerinin benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı burada da tam uyak vardır. O yüzden ben E seçeneğini de elemiş olurum. Ama B seçeneğine bakacak olursak, bakın çarpmak kelimenin kökü, tapmak kelimenin kökü. Arak erek zarf fiileki, arak erek zarf fiileki. O halde arak erekler burada arkadaşlar zarf fiildeki olduğuna göre aynı görevde kullanıldığı için bunları redif olarak alırız. Geriye ne oldu arkadaşlar? Bakın P'ler kaldı. Sırayla bakacak olursak burada R var, burada A var. Dolayısıyla burada artık bizim için kafiye olay biter. P sesleri benziyor. Bir ses benzerliğinden dolayı burada yarım uyak kullanılmıştır. Soru da bize bunu bulmamızı istemişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüğün üçüncü dizesi olursa dörtlüğün uyak düzeni çapraz uyak olur demiş. Çapraz uyağı bir kez daha hatırlayalım. A, B, A, B şeklinde. Yani 1 ile 3, 2 ile 4 kendi içinde uyaklı olacak. Arkadaşlar buna A dersem buna B derim, buna A derim. Buna da B derim. O halde 1 ile 3'ün kendi içinde uyaklı olması lazım. Üçüncü dizenin sonu tellerine, çelik tellerine benzer seslerle bitmesi lazım. Şimdi seçeneklere baktığında bakın ne zaman esti olmaz. Demedim olmaz. Güzelin olmaz. Elin olmaz. Yine sözcüğü tellerine sözcüğüyle benzer seslere sahip olduğu görülmektedir. Yine kök halinde olduğundan dolayı bakın şu ineler nedir arkadaşlar? İneler 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyaktır. O halde 1 ile 3'ü kafiyeli olacak şekilde bulmuş olduk. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kafiye örneği yoktur demiş. Hemen bakalım. A seçeneğinde belimizi ve dilimizi sözcüklerini görüyoruz. Bakın kelimenin kökü bel, kelimenin kökü dil. Bizim belimiz dersem imiz iyelik eki, bizim dilimiz dersem imiz iyelik eki, i belirtme hal eki, i belirtme hal eki.
O halde ekleri burada aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın arkadaşlar, geriye sadece L seslerinin kaldığı görülmektedir. Tek ses benzerliğinden dolayı bunlar yarım uya oluşturur. Yani kafiye örneği vardır. Bunu elemiş oluruz. B seçeneğine bakacak olursa açıla ve biçile sözcüklerini görüyoruz. Kelime açmak, kelime biçmek. Açmaktan açılmak olmuş yapım eki, biçmekten biçilmek olmuş yapım eki. Buradaki E isteg eki, buradaki E isteg eki. O halde ılalar, ileler aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kalan Ç sesleri tek ses benzerliğinden dolayı yine yarım uya oluşturmaktadır. Burada da kafiye örneği var. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine bakacak olursa canımız ve kanımız sözcüklerini görüyoruz. Birincisinde can, ikincisinde kan kelimenin kökü. Bizim canımız dersem ımız iyilik eki, bizim kanımız dersem ımız iyilik eki. Her ikisinde de ımızlar iyilik eki olarak kullanıldığı için rediftir. Geriye kalan an sesleri ise iki ses benzerliğinden dolayı tam uya oluşturmaktadır. Yani tam kafiye oluşturur. Bakın burada da kafiye örneği var. Bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. E seçeneğine bakacak olursak sözü ve gözü sözcüklerini görüyoruz. Söz kelimenin kökü, göz kelimenin kökü. Şuradaki ü nedir arkadaşlar? Belirtme halekidir. Yaş doludur onun iki gözü dersem şuradaki ü ne olur? Bu da iyelik eki olur. Bakın buradaki eklerin görevleri aynı değil. Aynı olmadığı için arkadaşlar ben direkt kafiyeye yani uyağa bakmış olurum. Özü sesleri benzer sesler olduğu için ve ekler de aynı görevde olmadığı için 3 ses benzerliğinden dolayı bunlar zengin uyağı oluşturmuştur. Yani zengin kafiye oluşturmuştur. Bu yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. D seçeneğine bakacak olursam eceli gelenler gider, hepsi gelmez yola gider ifadesinde. Arkadaşlar gider gider sözcükleri, yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için nedir? Rediftir. Diğer seslere bakacak olursak sırasıyla bakın A ve R seslerini görüyoruz. Bunlar farklı sesler arkadaşlar. O yüzden uyak olarak yani kafiye olarak alamam. Zaten hani kafiye ya da redif bulunacak diye bir şart yok. Redif var ama uyak yok. Yani kafiye örneği yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir uyak türü kullanılmıştır diyor. A seçeneği dursun arkadaşlar. B seçeneğine bakacak olursam serden ve ezberden kelimelerini görüyoruz. Arkadaşlar kelimenin kökü ser. Bu da ezber. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki den eki ayrılma haleki, buradaki den de ayrılma haleki. Her ikisinin görevi aynı olduğu için bunlar rediftir. Geriye kalan er sesleri iki ses benzerliğinden dolayı tam uya oluşturur arkadaşlar. C seçeneğinde baştasın ve yaştasın sözcüklerini görüyoruz dize sonlarında. Kelimenin kökü baş, kelimenin kökü yaş. Ta bulunma haleki, S kaynaştırma, ında, ek fiilin geniş zaman çekimi. Yaş kelimenin kökü, ta bulunma haleki, S kaynaştırma, ında, ek fiilin geniş zaman çekimi. Dolayısıyla tasınlar, tasınlar burada aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye ne kaldı? Az sesleri. İki ses benzerliğinden dolayı bunlar da tam uya oluşturmaktadır. D seçeneğinde Süleyman'dır ve Sinan'dır sözcüklerini görüyoruz. Sinan özel isim ve kök halinde, Süleyman özel isim ve kök halinde. Dır ek fiilin geniş zaman çekimi, dır ek fiilin geniş zaman çekimi. Eklerin görevleri aynı olduğu için rediftir. Geriye an seslerinin benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı bunlar da tam uyak olarak kullanılmıştır. E seçeneğinde oynaştasın ve yaştasın sözcüklerini görüyoruz. Bakın oyundan oynaş olmuş. Diğer kelimenin kökü de yaş. Ta bulunma haleki, ta bulunma haleki. S kaynaştırma, S kaynaştırma. In ek fiilin geniş zaman çekimi, ın ek fiilin geniş zaman çekimi. Dolayısıyla tasınlar, tasınlar yine burada da redif olarak kullanılmıştır. Geriye kalan az sesleri de iki ses benzerliğinden dolayı tam yok olarak kullanılır.
Gördüğünüz gibi E, D, C ve B seçeneklerinde tam uyan kullanılmıştır. A seçeneğine bakacak olursak, kelimenin kökü dikmek, kelimenin kökü çekmek. Dikmekten dikilmek olmuş. Şuradaki ileki fiilden fiil yapım eki olarak karşımıza çıkar. Çekmekten çekilmek olmuş. Burada da fiilden fiil yapım eki. Acak ecek eki arkadaşlar gelecek zaman kip ekidir. Buradaki acak ecek de gelecek zaman kip ekidir. Dolayısıyla ilecek, ilecek ekleri aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kalan K sesleri ise tek ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur? Yarım uyağı oluşturur. Bize farklı olanı sormuştu. A seçeneğinde yarım, diğerlerinde tam uyak kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu beyitteki uyak türü aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır demiş arkadaşlar. Dize sonlarına baktığımızda şa'dan olmadan ye'dir, han'dan olmadan ye'dir. Bakın bu sözcükler olmadan ye'dir, olmadan ye'dir sözcükleri. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için bunlar redif görevinde kullanılmış sözcüklerdir. Şa'dan ve han'dan sözcükleri de kök halinde olduğu için ben şuradaki dan seslerini arkadaşlar kafi olarak alırım. Gördüğünüz gibi şapkalı ağlar iki ses olarak kabul edilir. Burada da arkadaşlar 4 ses benzerliği vardır. 3 ve daha fazlasına biz ne diyoruz? Zengin uyak diyoruz. Seçeneklerde de zengin uyağı bulmam istenmiş benden. Şimdi A seçeneğine baktığımda yaylar, kervansaraylar diyor arkadaşlar. Kervansaray. Bakın birleşik sözcük lar çoğul eki. Yaylar, yay isim, lar çoğul eki. Her ikisinde de lar ekleri çoğul eki olduğu için redif görevindedir. Geriye kalan aylar iki ses benzerliğinden dolayı da tam uyağı oluşturur. Zengin uyak olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Uykudan ve sudan sözcüklerine bakıyoruz. Arkadaşlar burada su kelimenin kökü uyumaktan uyku olmuş, yapım eki almış. Sudan kelimesinde olmadığı için ben bunu buraya kadar çekebilirim. Dan ayrılma hal eki, dan ayrılma hal eki. Danlar her ikisinde de ayrılma hal eki olarak kullanıldığı için rediftir. Geriye kalan ses benzerliğine bakıyorum. Bakın U seslerinin benzer olduğu görülür. Tek ses benzerliğinden dolayı bunlar da yarım uyağı oluşturmaktadır. O yüzden B seçeneğini de demiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise nefesinde ve sesinde sözcüklerini görüyoruz. Nefes kelimenin kökü, ses kelimenin kökü. Senin nefesin dersem in, iyelik eki. Senin sesin ya da kanat sesin dersem in, iyelik eki. D bulunma hal eki, D bulunma hal eki. Arkadaşlar indeler, indeler aynı görevde kullanılan ekler olduğu için nedir? Rediftir. Geriye hangi sesler kaldı? Esler kaldı. Esler de iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğinde şehitlerle beraber, yiğitlerle beraber sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü şehit, kelimenin kökü yiğit. Lar çokluk eki, lar çokluk eki. L vasıta eki, L vasıta eki. Bunlar da sözcük halinde kullanılmış. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı sözcükler olduğu için bu dizede lerle beraber, lerle beraber hem ek halinde hem de sözcük halinde redif olarak karşımıza çıkar. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın geriye sadece iç seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Bunlar da iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olarak görülür. Bize zengin uyağı sormuştu. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise zamandan ve limandan sözcükleri görülür. Zaman kelimenin kökü, liman kelimenin kökü. Dan ayrılma hal eki, dan ayrılma hal eki. Her ikisinde dan'den ayrılma hal eki olduğu için rediftir. Geriye kalan man sesleri ortak sesler olarak karşımıza çıkar. 3 ses benzerliğinden dolayı burası da zengin uyağı oluşturur. Bize de bunu sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır? Cinas arkadaşlar yazılışları aynı, okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere denir dize sonlarındaki. Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde bir yer gördük, beraber gördük.
sözcüklerine bakıyoruz. Bakın gördük, gördük. Bunlar yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için redif görevinde kullanılan sözcüklerdir. Geriye kalan er sesleri de iki ses benzerliğinden dolayı tam uyağı oluşturur. Bize cinası sormuştu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde derya görünür, dünya görünür. Görünmek sözcükleri, yazılışları, okunuşları ve anlamları aynı olduğu için bu da redif görevindedir. Geriye kalan seslere bakacak olursak yağlar kalır. Yağlar da iki ses benzerliğinden dolayı tam uyaktır. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğine bakacak olursa bürünsün, yürüsün, sürünsün, yürüsün sözcüklerini görüyoruz. Bakın, yürüsün, yürüsün. Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları da aynı olduğu için nedir arkadaşlar bu sözcükler? Redif görevinde kullanılmıştır. Yine bürümek ve sürümek sözcüklerine bakıyoruz. Bürümekten bürünmek olmuş yapım eki, sürümekten sürünmek olmuş yapım eki, S kaynaştırma, S kaynaştırma, o bürünsün, o sürünsün dersek ünlerde şahıs ekidir. Ne sürün yürüsün, ne sün yürüsün ek ve sözcükleri redif olarak kullanılır. Geriye kalan arkadaşlar şuradaki ürü sesleri 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyağı oluşturmuştur. Bundan dolayı ben D seçeneğini denemiş olurum. Çünkü burada cinas yok. E seçeneğine baktığımızda ise yar usanmaz mı, şemi yanmaz mı? Kelimenin kökü usanmak, kelimenin kökü yanmak. Maz olumsuzluk eki, maz olumsuzluk eki, mı soredatı, mı soredatı. Dolayısıyla mazmılar aynı görevde kullanılan ekler olduğu için rediftir. Geriye kalan anlar ise iki ses benzerliği ile birlikte tam uyağı oluşturmaktadır. Bize cinası sormuştu. Bundan dolayı ben E seçeneğini denemiş olurum. C seçeneğine baktığımızda ise bilmem kime, bilmem neye uyduk gittik, gâhi meye, gâhi neye uyduk gittik mısralarını görüyoruz. Arkadaşlar bakın, burada bilmem neye uyduk gittik derken buradaki ne soru zamiri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat buradaki gâhi meye, gâhi neye uyduk gittik derken bakın mey burada içki, şarap demek. Gâh içkiye ve şaraba, kâh da üflemeli çalgı olan ney aletine uyduk gittik demek istemiş. Gördüğünüz gibi yazılışları aynı, okunuşları aynı fakat anlamları farklı olduğu için burada cinaslı uyak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak vardır demiş. Arkadaşlar 10. soruyla aynı. Yazılışı, okunuşu aynı, anlamları farklı olan dize sonlarındaki sözcüklere bakacağız. A seçeneğine baktığımızda avlusu ve su sözcüklerini görüyoruz. Su kök halinde olduğu için direkt kafiyeye bakarım. Bakın bununla benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı ben buna ne derim arkadaşlar? Tam uyak derim. Şimdi bu sözcük avlusu sözcüğünün içerisinde yer aldığı için bunu tunç uyak olarak alabilecek kişiler de olabilir. Arkadaşlar tunç uyak olabilmesi için en az 3 ses benzerliğinin olması lazım. ÖSYM geçmiş yıllarda bununla ilgili buna benzer bir soru sorduğu için kafa karışıklığı mevcuttur. Ama bence bu tam uyaktır. O yüzden hani cinaslı uyak olmadığı için A seçeneğini de elemiş oluruz. B seçeneğine bakacak olursak isim ve mevsim sözcüklerini görüyoruz. Her ikisi de kök halinde olduğu için direkt kafiyeye bakıyorum. Gördüğünüz gibi sim sesleri 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyağı oluşturur arkadaşlar. Bundan dolayı bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğinde taşlar ve başlar sözcüğünü görüyoruz. Arkadaşlar baş isim, taş isim, lar çoğul eki, lar çoğul eki. Bakın her ikisini de lar çoğul eki görevinde kullanıldığı için rediftir. Geriye kalan aş sesleri 2 ses benzerliğiyle tam uyağı oluşturmaktadır. Cinas olmadığı için bunu da elemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise yol ve kol sözcüklerini görüyoruz. Her ikisi de kök halinde. O yüzden direkt uyaklarına bakıyorum. Ollar iki ses benzerliğiyle tam uyağı oluşturur. Bundan dolayı ben bunu da elemiş olurum. C seçeneğine bakacak olursak. Dosta bağından belalı bülbüle bir gül yeter.
Gözlerin kan ağlasın, tek yüzüme bir gül yeter dizelerinde. Bülbüle bir gül yeter ifadesinde bir gül, yani buradaki gül çiçek anlamında kullanılmış. Ağlasın tek yüzüme bir gül yeter ifadesinde ise buradaki bir gül yeter ifadesinde gül sözcüğü gülmek, tebessüm etmek anlamında kullanılmış. Tebessüm etmek anlamında kullanıldığı için üstteki dizeyle bakın yazılışları aynı, okunuşları aynı fakat anlamları farklı olduğu görülmektedir. Bu yüzden de burada cinaslı uyak vardır. Soruda da bize cinaslı uyağı sorduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmamıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda kenarda ve çıngıraklarda sözcüğünü görüyoruz. Kelimenin kökü kenar, danedir, bulunma halekidir. Çıngırak kelimenin kökü, lar çoğul eki, dağda nedir arkadaşlar? Bulunma halekidir. Bakın buradaki dağlar aynı görevde kullanıldığı için rediftir. Burada lar eki var ama burada yok. O yüzden ben arkadaşlar direkt kafiyeye bakıyorum, yani uyağa bakıyorum. Şuradaki ar sesleri iki ses benzerliğinden dolayı tam uyağı oluşturmaktadır. Bize redifi sormuştu hatırlarsanız. Bakın burada redif kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. C seçeneğine baktığımızda nefesi ve kafesi sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar kelimenin kökü nefes, kelimenin kökü kafes. Hastanın nefesi dersem iyi, iyelik eki olur. Ten kafesi dersem buradaki iyi de iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iyiler iyelik ekidir. Aynı görevde kullanıldığı için bunlar da rediftir. Geriye kalan fesler ise 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyağı oluşturmaktadır. Redifi sorduğu için redif kullanılmış burada da, bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ilk yazdan ve beyazdan sözcüklerini görüyoruz. Kelime beyaz, kelime birleşik bir sözcük ilk yaz. Dan ayrılma haleki, dan ayrılma haleki. Her ikisinde de dan de ayrılma haleki olarak kullanıldığı için rediftir. Geriye kalan yazlar ise 3 ses benzerliğiyle birlikte zengin uyağı oluşturmaktadır. Redif kullanılmış, o yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise süsü gibi, yüzü gibi sözcüklerini görüyoruz. Arkadaşlar, suların süsü dersem ü üyelik ekidir, annemin yüzü dersem ü üyelik ekidir. Gibiler de edat görevinde kullanılmıştır her ikisine de. Ü gibiler, ü gibiler aynı görevde kullanılan ekler ve yazılışları, okunuşları, anlamları aynı olan sözcükler olduğu için hem ek halinde hem de sözcük halinde redif vardır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada süs ve yüz sözcükleri kök halinde. Sırayla benzer sesler olmadığı için burada kafiye yok. Bize redifi sormuştu. Redif var. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Ama B seçeneğine bakacak olursak durmadan ve maceramızdan sözcüklerine bakıyoruz. Kelimenin kökü durmak, kelimenin kökü macera. Madan meden burada ne iki arkadaşlar? Zarf fiil eki. Bizim maceramız dersem iyelik eki, dan da ayrılma haleki. Gördüğünüz gibi şuradaki dan ayrılma haleki olduğu için, buradaki de zarf fiil eki olduğu için madan meden, yani aynı görevde kullanılan ekler yok. Ben direkt uyağa bakmış olurum. Şuradaki dan sesleri 3 ses benzerliğinden dolayı zengin uyağı oluşturur arkadaşlar. Ama burada redif kullanılmamıştır. Bize de bunu sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.